Hepinize merhaba arkadaşlar. TR Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız ise bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu her zamanki gibi transfer haberleri. Videoya geçmeden önce Instagram hesaplarımızı takip ederseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Instagram hesaplarımızı eğer takip ederseniz merak ettiğiniz soruları bize sorabilirsiniz. Yeni videonun ne zaman geleceği hakkında bilgi edinebilirsiniz. Reklam tipleri ve vesaire o şeyleri de arkadaşlar bizlere sorabilirsiniz. Futbol kariyeri boyunca altyapısında yetiştiği Barcelona dışında hiçbir kulüpte forma giymeyen Andres Iniesta kulüpteki geleceğine ilişkin kararını verdiğini açıkladı. Espanyol futbolcu La Liga'da 2-1 kazandıkları Valencia maçının ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı. Sezon sonunda ne yapacağıma ilişkin kararı çoktan verdim. Taraftarlar her zaman beni sevdi ve ben de onları mutlu etmek için elimden geleni yaptım. Kararımın ne olduğunu açıkladığımda herkes öğrenmiş olacak. Hakkında Çin Süper Ligi'ne transfer olacağı şeklinde dedikodular çıkan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bu mesajı bir veda olarak yorumlanırken Iniesta'nın Instagram hesabı aracılığıyla çocukluk günlerine ait bir fotoğraf paylaşması da ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Juventus'un 40 yaşındaki efsane file bekçisi Giuliano Buffon hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'de yayın yapan Radio Contil'in paylaştığı habere göre Boca Juniors emektar eldiveni sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Haberde Boca'nın Copa Libertadores şampiyonluğu için Buffon'u transfer etmek istediği ve bunun için de İtalyan kalecinin eski takım arkadaşı Carlos Tevez'in aracı olacağı öne sürüldü. Buffon'un sezon sonunda emekli ayrılma ihtimali bulunuyor. Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde Leipzig'e sattığı Brumaya Avrupa'nın dev kulüplerinden birinin talip olduğu öğrenildi. Milan'a yakınlığıyla bilinen FC Milan Neves internet sitesi Portekizli Yıldız için Milan kulübünün devreye girdiğini yazdı. Bu yıl Leipzig'de performansıyla büyük beğeni toplayan Bruma'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor. Cimbom'un Sporting Lisbon'dan 2013'te kadrosuna kattığı Yıldız futbolcu daha sonra Gaziantepspor ve Real Sociedad'da kiralanmıştı. Juventus'un Liverpool'da forma giyen Türk asıllı orta saha oyuncusu Emre Can'a adeta res çektiği iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için daha önce açıklamalarda bulunan Torino ekibinin CEO'su Beppe Moratto bu peri masalı çok yakında bitirmek istiyoruz demişti. Rai Sport ise yılan hikayesine dönen transferle ilgili bugün flash bir iddia ortaya attı. İtalya'nın kanalı Juve'nin Emre'ye 22 Nisan'a kadar süre verdi ve kararın olumsuz olması halinde siyah beyazların başka bir oyuncuya yöneleceği öne sürüldü. Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan ve son dönemde adı sık sık Manchester United'la anılan Jared Bale'in menajeri çıkan iddiaları yalanladı. Bale'in menajeri Jonathan Bernard oyuncunun Madrid'den ayrılma gibi bir niyetinin bulunmadığını, kulübün de onu satmak satmak istemediği ve tutmak istediğini söyledi. Bernard Bale'le olan güven çok fazla. Sakatlıklar bu sezon onu biraz zorladı ama eski formunu yakalamaya çok yakın ifadelerini kullandı. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile ilgili bugün Katalan basında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Kulübe yakınlığıyla bilinen Ermundo Deportivo'nun okurlarıyla paylaştığı habere göre Arjantinli Yıldız geçtiğimiz Kasım ayında Barça ile sözleşme imzalamadan önce astronomik bir teklifi reddetti. Gazete Çin Ligi Çin Süper Ligi ekiplerinden Haybe Chanforn'un Messi'ye yıllık 100 milyon avro önerdiği ancak Arjantinli'nin bu teklifi geri çevirdiğini yazdı. Altyapısında yetiştiği Barcelona ile 2021 yılına kadar kontratı bulunan Messi bu teklifi kabul etmesi durumunda dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacaktı. Evet arkadaşlar bir transfer haberleri videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.